Evet, Transalpina'nın gerçek Transalpina olduğu noktadayız arkadaşlar. Bize verdikleri bilgiye göre öndeki arkadaşların, önümüzdeki kel tepeler asıl Transalpina geçidiymiş. Yukarılara doğru çıktıkça sıcaklık 9 dereceleri bulacakmış. Çok işeyecekmişiz ve geç kaldığımızı söylüyorlar saat 6.30 itibariyle. Ama ışık ve hava o kadar güzel ki insan bayılıyor açıkçası. Sarı çizgili yol bir başka güzellik. Ve tepelerin üzerinde uçuşan bulutlar, sisler çok şairane. Hey you guys, who driving the Mandela? Yes, yes. You drive the Mandela? Wow, yeah, yeah. You're the only guy with character. Thank you. And me too. And you have a Mandela yes. too. You have character too. And the rest of people who drive BMW, Honda, Yamaha, they're all pussy. They don't know nothing. Thank you, great. Sağ keskin. O ne biçim dönüş lan? Ha? Evet, Transalpina'nın ikinci bölümündeyiz. Burası daha böyle, Allah, bu ne biçim dönüş? Sola keskin. Oo, geliyor var. Motor geliyor. Burada daha keskin yukarı doğru merdiven biçimde tırmanışlar var. Ay, dönüş çok güzel lan. Evet ya, bu ne biçim yer? Çok keskin sağlı dönüşler var Burak. Ne biçim döndü? İnanılmaz. Daha ağırdı, evet. Bizim Simav'a çok benziyor aslında. Simav'da da bir potansiyel var aslında. Ama asfalt yok. Koyunlar. Çok acayip. Ne biçim coğrafya? Tam Isle of Man burası ya. Gerçekten öyle. Onun dağ etabına çok benzettim şu anda. Evet. Bizi avlamasın. Bu ne biçim yol? Allah Allah! Oğlum bu ne biçim yol? Şu anda dünyanın tepesine çıkmış gibi hissediyorum kendimi. En son bu hissiyata gerçekten Isle of Man'da varmıştım 2015 senesinde. Orası da çok acayipti ama burası özellikle bu motorun bu torkuyla önümüzde bir Türk daha var sanırım. Evet. Ay, dün fotoğrafçımız Muharrem. Merhaba Muharrem. Muharrem sağa sola bakıyor.
Eren bu ne biçim yer yahu? Transalpina'nın bu kısmı gerçekten çok acayip. Şu anda hava sıcaklığı 11 derece. Karşıdaki yolları görüyor musun Eren sağda? O ne ya? O asfalt yol mu? İnanılmaz. Muharrem bundan sonra iniş mi? Bu ne? Roller coaster gibi. Evet, roller coaster gibi bir yol. Bu bağlantıyı sanırım onarmışlar. Transalpina'nın böyle bir kısmı olduğundan benim hiç haberim yoktu. Hoş, öteki kısmından da hiç haberim yoktu. İyi ki gelmişiz, iyi ki gelmişiz ve görmüşüz. Burası ne ki diyordum. Hayır arkadaşlar, öyle bir şey değilmiş. Yaklaşık 111 kilometrelik acayip bir dağ etabı. Arkadaşım Ali Oruç bana Instagram'dan mesaj atıp sormuş. Abi yola çıkıyoruz. Ne diyorsun? Orası mı yoksa Yunanistan Bulgar mı diyor. Ben yok canım, o kadar da bir şey yok Transfagaraşan'da dedim ama şu anda lafımı yiyorum. Burası hakikaten çok acayipmiş. Ali buraya gidin diyorum. Değil mi Eren? Evet, müthiş. 1000 kilometrelik bir yolu bir şekilde eğlenceli kılarak gelmeniz gerekiyor. Ama geldikten sonra çok acayip gerçekten. Evet, hava sıcaklığı 12 dereceye kadar düştü. Üşümeye bile takati kalmıyor çünkü içi ter basıyor açıkçası. Abi bu kadar arayla çekebilmesi kardonun muhteşem bir şey. Şimdi çok arkadaki grup arkadaşım Bülent'i duyuyorum. Aramızda dağlar var. Aramızda gerçekten dağlar var. Ama konuşabiliyoruz. Muhteşem. Evet. Evet, fiziki bir şey olmazsa çekiyor. Harika. Yolun sonu burası mı? Abi tam burada para tutuldu. Gerçekten mi? Ama tutulmuş. Demin gördüğümüz şey gerçekmiş arkadaşlar. Uzaktan burayı görüyordum ama toprak yol sandım. Burası gerçekmiş. Ne demek istiyorum? Ya bu şeyi, patikayı toprak yol sandım. Ama meğer asfalt yol yapmışlar. Zemini de oldukça iyi sanırım. Taşlar, kayalar dökmüşler çökmesin diye. Altına su girse bile. O yüzden oldukça sağlam görünüyor. Şimdi Muharrem arkadaşıma danışıyorum. Muharrem, kışın bu yol açık mı biliyor musun? Ha, bir ay sonra aldığım, şu anda yeni bir bilgi aldım. Bir ay sonra bu yol kapanır diyor. Okey. Haziran'da açılırmış. Evet. Aşağı. Gerçekten mi? Evet, Muharrem'den aldığımız bilgiye göre Acar muhabirimiz Muharrem'den aldığımız bilgiye göre sağ tarafta kar yağıyormuş arkadaşlar. Eylül'deyiz. Hava sıcaklığı şu anda 9 dereceye düştü. Evet, o çılgın deli Türk, siyahlı Türk'e tekrar yetiştik. Evet, şimdi aşağı doğru inişe geçtik. Akdeniz insanı olarak sanki sürekli aşağılarda bir deniz görecekmişim gibi bir hissiyatım var ama tabi burada deniz meniz yok. Evet, çıktığımızda benzer karakterde bir hairpin sistemiyle bizi aşağı indiriyor. Evet, hemen aşağıda bir köye geldik. Eren'le beraber Transalpina'nın İkinci bölümünü sonlandırıyoruz. Çok teşekkürler arkadaşlar.
Eren. Günaydın. Nasılsın? İyiyim, fena değilim. Allah iyilik versin. Ya bence de versin. Şu anda Severin isimli Romanya'nın bir sınır şehrindeyiz. Hemen karşı tarafımız Tuna, onun arkası Sırbistan. Sınırı yüzerek geçeceğiz. Sınırı yüzerek geçeceğiz. Demin şeyi konuşuyorduk. Sabah kalktım Tuna'ya bakarken dedim ki yani... Akmam demiyor, bu gayet akıyor. Akmam demiyor, bayağı akıyor. Eski dönemlerde ordu buraya gelince bunu gördüğünde şaşırmış mıdır acaba diye düşündüm. Ya herhalde birileri haber şey yapıyordur, taşıyordur. Orada abi mı? Orada büyük bir su var. Mayanızla şeyinize gelin, havlunuza gelin. Zor zor. Bayağı çok zor, etkileyici. Evet. Yani gerçekten Boğaziçi kadar. Ekonomik, lojistik şeyi var yani. Etkisi var. Evet, şimdi şeyi kısa kesersek bu kısa bilgiler. Coğrafya dersini. De gel. Dün Transfagaraşan ve Transalpina'yı yaptık. O kadar güzel ki yani. Bayağı şaşırtıcı yani. Ben böyle bir yol hayal etmiyordum hiç. Zaten gerçi yani iki gün önceyi düşünürsek burası zaten aklımızın ucundan geçmiyordu. Hava durumu sağ olsun. Ama müthiş oldu. Yani. Çıkışı da inişi de çok enteresandı çünkü. Yani hava değişiyor, şey değişiyor. Ya ben öyle ışık görmedim yani. Bir de tabii bizim geçtiğimiz saatlerde de ışık iyice Golden Hour'a yaklaşmıştı. Tam benim sevdiğim zamanlar. Motor nasıl? Motor çok güzel ya. Sen, epeyce esi kullandın. Yani. Evet. Nasıl? İşte önümüzde işte uzun boylu siyah derili arkadaş vardı. Yapıştım peşine. Valla kopmadım yani. Çok hoştu. Ki senden neredeyse iki kat daha güçlü motor. Evet. Böyle bir düzlüklerde biraz uzar gibi yapıyor ama yapamıyor. Yani düz versiyonla S versiyonu arasında sence farklar ne? S'de işte elci kısıtma var. Ondan sonra işte... Olmazsa olmaz. Hayati... Ya bence güvenlik ekipmanı. Elci kısıtma ve quick shifter artık bence 500 cc üstünde her motorda evet, olması lazım yani. Ya bir de quick shifter çok hani vites kutusu da seçen bir şey. Ama bence Blipper'ın her motorda olması lazım. Quick shift yani yukarı atmasan bile aşağı atarken evet. Daha konforlu olması çok eğlenceyi katlıyor çünkü. Viraja yaklaşıyorsun, frendesin. Bir de vitesle uğraşmasan, bir de debriyajla uğraşmasan çok eğlenceli. Bas, insin. O vınlama sesini duy. Allah'ım ne yapıyorum, nasıl sürüyorum de. Yat dön işte yani. Yani S, işte elci kısıtması var, şeyi var. Öhlinsi işte quick shifter'ı var, öhlinsi var vesairesi var. Bunları beraber turda da şehirde de kullanabileceğin, freni de iyi, gazı da iyi ve gerçekten dolu dolu kullanabileceğin bir motosiklet. Beyazda quick shifter yok ama vites kutusu çok iyi çalışıyor. Debriyajı çok hafif. Sanki bu bunun dolu versiyonu değil de başka bir motormuş gibi. Yani şey anlamında söylüyorum. Kullanım ve öne çıkarttığı diğer şeylerle farklı bir motosiklet gibi başarım var. Ve arasında kalıyorum. Mesela acaba beyaza geçsem mi falan da diyorum yani. Yani bu bunun daha ekonomik versiyonu değil de. Değil, aynen. Yani böyle bir şey kaybedecekmişin gibi hissetme yani. Bir de yani şaflı olduğu için de mesela hani bunu böyle spor makine gibi bir vites kutusuyla donatmıyorlar. Evet. 1 ile 2 arasında mesafe var. O iki mesafe uzadı mı quick shift zaten düzgün şey yapamıyor. Yani biraz orada debriyaj kullanmak 1 de 2 de falan şey olabilir. Dün düşünmediğimiz en önemli şeylerden bir tanesi benzinimiz var mı yok mu? Hiç düşünmedik. Aynen. Çünkü yakıt tüketimi bırakınca değil mi? Akınca... Ya ben onunla 4 litreyle gezerim. Evet. Yani daha alışayım. Ondan sonra ya bununla böyle inadına hani bununla 400 yapacağım desen yapar. Evet. Vallahi yapar yani. Of yine mi bağlayacaksın? Evet. Sabit çanta şart. Bana kalsa hiç arka çanta almayacağım. Üstünde bidon, bir tişört vallahi. Zor ama ya. Ya zor ama çok güzel olacak öyle her şey. Ya da şunu yapsan aslında, sen ve de alışverişe çıksan o günlük bütün tedariği, su yeme, içme, giyinme. Harika. Sonra da hepsini atıp tekrar yola devam. Harika. Hadi iyi yolculuklar. Bugün Ljubljana'ya doğru gidiyoruz. Herhalde 700 km gideceğiz. Gideriz. Gideriz. Hadi bakalım.
Eren günaydın. Günaydın. Slovenya nasıl? Güzel. Yani şu an natürmorta bakıyor gibi hissediyorum. Böyle arkada bir çiçekçi sokağı görünüyor şu anda. Çok güzel. Çok güzel. Ljubljana. Bir sürü mantar var. Ljubljana nasıl? Otlar var. Çok enteresan, küçük bir şehir. Ama meydanı, işte kapısı, kilisesi vesairesi böyle hepsine şey diye bak. Müze diye gez. Evet. O kadar hoş. Tepesi var. Küçücük. Kalesi var. Evet. Sokakları var. Bize kadar. Bize kadar. bize kadar. Dün gelirken planına baktım. Biraz büyükçe görünüyordu. Gözüme büyükçe göründü ama hiç öyle bir şey değilmiş. Scale olarak çarpı 0.5 falan yapmışlar. Mimarlar anlar. Çok nefis. Şurada da evet, göstereyim. Kalesi var tepede. Burada da Eren'in çok beğendiği pazarı var. Natürmort pazarı. Eren, hadi görüşürüz de. Görüşürüz. Pazarı dolaşalım biraz. Alışveriş yapacağız da.